Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Beled suresinin iklimindeyiz. Kısa kısa ayetleriyle ve çarpıcı üslubuyla insanı anlatıyor Beled suresi. İnsanın hayatını anlatıyordu. İnsanın hallerini dile getiriyordu. İnsan hayatının zorluklar üzere olduğu gerçeğini beyan ediyordu. Bir zorluktan sonra hemen bir başka zorluk başlıyordu. Burası imtihan yurduydu. Bir imtihan biterdi, hemen sonra bir başka imtihan başlardı. Hayat zorluklarla iç içeydi. Bütün bu zorluklar içinde insan bir servet edinsindi, bir mülk sahibi olsundu. İnsan o servetin, o malın sarhoşu oluverirdi. Şımarık hallere girerdi. Kendi kendini hayatın merkezine oturturdu. Varlığını kendine bağlardı. Bütün kazandıklarını kendinden bilirdi. İlahlaşmaya doğru bir gidiş başlayabilirdi. Ve ayetler, karanlığın içinde yol almaya çalışan bu insana bir aydınlık olurdu. Ayette, kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor buyuruyordu. Ve devam ediyordu ayeti kerimeler. Ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak buyuruluyordu. Ayetler tokat gibi iniyordu. İnsanın kalbine kor gibi iniyordu. İnsan kendi varlığını kendinden bilecek kadar kendinden uzaklaşmıştı. Ayetler ise insanı kendine getiriyordu. Ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak. İnsan sorgulanıyordu. Gözler kime aitti? O ela gözlerin var edeni kimdi? Özellikle gözler tam bir sanat harikasıydı. Değil insanın kendisi, bütün insanlık bir araya gelse bu güzelim gözleri inşa edemezlerdi. İnsanın gücünün çok üstünde bir varlıktı. Bu gözlerin sahibi, bu gözlerin var edeni insanın kendisi değildi. Ana babası değildi. İnsanın gücünün yetmediği şeye hücrenin ya da hücrelerin gücü yetebilir miydi? Bu olası bir şey miydi? Akılsız, şuursuz hücrelere mal etmek nasıl mümkün olabilirdi? Gözler, diller ve de dudaklar, yüz gibi bir avuç kadar zeminde muhteşem sanatlardı. Sadece göz gibi bir sanat harikasını düşünmek bile insanı sahibine doğru götürürdü. Hitap mülkün sahibinden geliyordu. Ezel ve ebed sultanından geliyordu. İnsan varoluş ikliminden uzaklaşırsa, niçin var edildiğini unutursa, düşünce dünyasından, tasavvur dünyasından bu temel konuyu çıkarırsa, dünyanın günübirlik hallerine kendini kaptırırsa, kendini mahkum ederse, bir oynaşın, bir oyalanmanın, bir övünmenin anaforuna girerse, artık bu insan için hayatın anlamı bitiyordu. Hayat yaşadığından ibaretti. Bir de ciddi anlamda servete sahip olmuşsa, serveti samanı ileri derecede bir varlık haline gelmişse, artık insan bütünüyle kendini unutuyordu. Artık insan sadece dünyalık kazancın peşinde bir varlık oluyordu. Kazanıyordu, mal biriktiriyordu, yığın yığın yığıyordu, kasaları, keseleri dolduruyordu. Sonra kendini pazarlıyordu. Evlenme ve ölüm merasimlerinde nasıl da harcıyordu, dillere destan yemekler veriyordu. Neredeyse kimsenin veremeyeceği ölçüde ziyafetler veriyordu. Aslında böylece kendisini pazarlıyordu. Kendisini vitrine koyuyordu. Kendisini sahneye çıkartıyordu. Böylece kendisini pazarlıyordu. Herkes ondan söz edecekti. Herkes onu konuşacaktı.
herkes onu dinlendirecekti. Ayette geçtiği üzere heva ve hevesini ilah edinen bir anafora giriyordu. Minik ilahlığa oynuyordu, kendini ilah sanıyordu. Şu kısacık dünya hayatını neredeyse ebedi gibi, sonsuz gibi algılamaya yöneliyordu. Ne kötü bir aldanışın içine giriyordu. Kendi kendini nasıl da aldatıyordu. Denilirdi ya, insanın kendine yaptığını cümle insanlık bir araya gelse yapamazdı. İnsan böyle bir aldanış içinde yürüyordu. Böyle bir hayatın içinde koca bir ömrü telef ediyordu. Bu algının, bu duygunun, bu düşüncenin içinde kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi hareket ediyordu. Kendini müstağni görüyordu. Hiç kimseye, hiçbir varlığa ihtiyacı yokmuş gibi bir duyuşun içinde hareket ediyordu. Aynen şu ayette geçtiği gibi, ey insan, seni kerim olan Rabbine karşı müstağni kılan nedir? Rabbine dair eyvallahsız bir ikrime girişin de neyin nesi? Rabbine karşı bu denli vurdum duymaz oluşun nasıl mümkün olabilir? Kendini eyvallahsız sanıyordu. Kendini kendi kendine yeterli buluyordu. Ama Beled suresinin ayetleri bir yıldırım çarpması gibi geliyordu. Ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak vermedik mi buyuruluyordu. İnsan kazandıklarıyla, servetiyle kendi kendini yeterli buluyordu. Ciddi anlamdaki serveti insana böyle bir hal üflüyordu. İnsan servetine dayanarak kendine kendinin yeterli olduğunu düşündürüyordu. Oysa ayeti kerime ona iki göz vermedik mi diye insanın bizatihi kendisinin bile kendisine ait olmadığı öğretiliyordu. Bu gözlerin asıl sahibi kimdi? Bu gözleri var eden kimdi? Bu dili, bu ağzı var eden kimdi? Bu güzel yüzü var eden kimdi? O harika bedeni, bedendeki bütün azaları kim var etmişti? İnsanın kendisi bunu yapabilir miydi? İnsanda böyle bir güç, böyle bir kudret var mıydı? Kendisinin buna gücü yetmezdi. Bu açık seçik belliydi. O zaman insanı var eden kimdi? Annesi babası olabilir miydi? İnsanın kendisi ne denli acizse, ne denli zavallı ise, annesi babası da o denli acizdi. Böyle bir varlığı gerçekleştirmeleri mümkün değildi. O zaman insanın varlığı ne ile izah edilebilirdi? Moleküller, hücreler insanı var edebilirler miydi? Onların böyle bir gücü, böyle bir kuvveti, böyle bir sınırsız ilmi olabilir miydi? En akıllı varlık insandı. İnsanın yapamadığını akılsız, şuursuz olan hücreler mi yapacaktı? Bu olası bir şey miydi? Varlıklar alenen şunu kendi dilleriyle ilan ediyordu, haykırıyorlardı. Gücü sonsuz, bilgisi sonsuz ve her şeye gücü kuvveti yeten bir varlık vardı. Bir var eden vardı, o Rabbi Rahim'imizdi. O öyle hitap ediyordu, ona iki göz vermedik mi? Bir dil, iki dudak vermedik mi buyuruyordu. Rabbi Rahim'imiz gözlere dikkat çekiyordu. Gözler harikaydı. Güzelliği öncelikle gözler yansıtırdı. Güzellikler önce gözlerle görülürdü. Gözler olmasaydı bu muhteşem kainattan haberimiz olmayacaktı. Kendimizi bile göremeyecektik. Ama burada gözlere vurgu yapılırken biyolojik anlamdaki gözlere değildi. Ruha pencere olabilen gözlerdi. Kalbe pencere olan gözlerdi. İnsanın sınırsız dünyasına pencere olan gözlerdi. Değilse nice varlıklarda da gözler vardı. Gördüklerinden anlamlar çıkaran, manalar devşiren sadece insandı. Gördüklerini inceleyen, onların yaptıklarını tetkik eden, ayrıca varlıkların birbirleriyle ilişkilerini belirleyen insandı. Varlıklar içerisinde manalar derleyen, kültürler oluşturan, medeniyetler kuran yalnız insandı. İnsan görendi, anlayandı, yeni fikirler ortaya koyandı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden
Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.